Beni istemeyen bir kadınla gerçekten beraber olabileceğime inandın mı? Neyin yanlış yaptın Ferit? Ben senin gözünde bu kadar aşağılık, bu kadar şerefsiz bir insan mıyım gerçekten? Sana bunu yapacağıma inandın mı? O zaman niye yaptın bütün bunları? Beni isteyip istemediğini anlamak için. Sadece sorabilirdin. Yanlış yaptım. Kusura bakma. Unut gitsin. Okey? Hayır ya. Anlamıyorum Ferit. Ne dediysen yaptım. Ferit bak. Merak etme. Ablana yardım edeceğim. Beni birazcık tanımış olsaydın Zehran. Birazcık. Her koşulda ablana yardım edeceğimi anlardın zaten. Vay be. Sana söylediğim bütün sözler için kendinden özür dilettin. Üstüne ablama kulun beni bu duruma soktu. Şimdi de kendimi suçlu hissettirmeye mi çalışıyorsun? Hiç bu durumu bana çevirmeye kalkma Zehra. Ben senin için neyim ya? Hı? Neyim Zehra? Yaşadığımız andan sonra benim için ne olabileceğini düşünebiliyorsun ki Ferit. Beni böyle bir duruma sokacak kadar kötü olduğunu düşünmemiştim hiç. Sen beni nasıl durumlara sokuyorsun Zehra? Merak etme. Ablana yardım edeceğim. Rahat rahat uyuyabilirsin yatakta. İstemiyorum yatak falan. Sen yatarsın. O kadar kirlendi ki o yatak. Artık temizlenmez. Günaydın. Günaydın. Evet. Dinliyorum seni. Dün gece için senden özür dileyeceğimi sanmıyorsun ha?
Öyle şeyler beklemiyorum zaten senden. Merak etme. Sadece sözünü tut. Ablamı kurtar. Yeter bana. Evet, ne yapacağız? Dinliyorum. Kızım bir dur ya. Bir uyanayım. Bir kendime geleyim. Çabuk gel o zaman Ferit. Ne yapacağız? Ne var aklında? Dedenle mi konuşacaksın? Söyle, ne var? Yok. Olmaz. Dedem şimdi aile içi mevzu der, kapatır konuyu. Bir daha da açamayız sonra. Yani babamı ikna edebileceğini falan mı sanıyorsun? Yok. O da riskli olur. Ferit? Ne yapacağız Ferit? Söylesene ya. Delirtme beni. Ablanı kaçıracağız. Ne? Ne diyorsun sen ya? Niye? Çok iyi plan bence. Şaka mısın sen ya? Bu mu yani planın? Bu mu? Saçmalama. Evet bu. Bence daha iyi bir çözüm olamazdı. Bizim ilk önceliğimiz ablanın Antep'e gitmesini engellemek değil mi? Hı? Bak şimdi. Antep'e gidecek bir Suna olmazsa ne olur? Antep'e gidemez. Suna Antep'e gitmezse ne olur? Bu alma verme işi yalan olur. Kapış. Bravo. Çok zekice bir plan. Herhalde. Ya sen salak mısın ya? Ablamı nasıl kaçıracağız? İyi misin sen? Hem ablam kaçamaz, korkar. Yapamaz ki. Niye? Sen kaçmaya kalkışmışsın ama. Demek ki sizin ailede bir kaçma eğilimi var. Hı? Hadi. Ara ablanı. Al. Allah'ım yarabbim, kimlere kaldık ya? Telefonu kapalı. Annen ara. İkisi de aynı telefonu kullanıyor. Kesin babam el koydu telefona. Hattı çalayım arasam ya. Oha. Çüş. Babanı ara istersen. Neyse. Sen ara ara denersin. Ulaşamazsan kahvaltıdan sonra direkt gideriz. Belki daha iyi olur. Ferit bak, bilmiyorsun. Ablam kaçmaz. Kaçamaz. Başka bir şey mi düşünsek Ferit? Olmaz yani çünkü bu böyle. Yani gerçekten tek planın ablamı kaçırmak mı Ferit? Allah'ım ben kimlere kaldım? Kafayı yiyeceğim ya. Ya kızım sen benden yardım istemedin mi? Ediyorum işte. Bir sal. Halledeceğim ben. Banyoya giriyorum. Kimse gelmemiş. Biz geçelim. Gelirler şimdi. Hadi buyur. Geldik bile. Dedemle yengemle iniyor şimdi. Günaydın. Günaydın. Ne oldu canım? Ne yapıyorsun? Hı-hı. Ne yaptın bizim işi? Hangi işi? Yeni başlayan çocuk var ya, gönderecektin yani onu bu evden. Ya sen o konuda ciddisin yani. Anneciğim, şaka mı yapıyorsun sen? Ben yemem bunu bu aralara. Sen kıskandığın konusunda da ciddisin. Anne ciddiyim ya, ciddiyim. Denirtme beni. Bak, ne olur çocuğu bir iki güne gönder bu evden, tamam mı? Tamam mı? Yok. Günaydın. Seyran kızım, annen nasıl oldu? Daha iyi mi? Çok daha iyi efendim. Teşekkür ederim. Kötü olsaydı zaten Hattuç Hanımlar Antep'e dönmezlerdi. Anlamadım. Dede dün Kazım Bey söyledi. Suna'yla halası Antep'e gideceklermiş. Bir yakınlarının nikahı varmış galiba. Aa, hiç bahsi geçmedi biz oradayken. Daha tam kesin değildi. O yüzdendir. Şu ev konusu ne oldu Orhan? Hallediyoruz baba. Ama bak, gidenler belki de dönmeyecek.
Ayıptır, söz verdik. Bu konuyu hemen halledin demedim mi ben? Tamam, hızlandırırız. Dede, iznin olursa biz de kahvaltıdan sonra bir gitmek istiyoruz. Hem Seyran da vedalaşmış olur. Tabii. Gittikleri gibi dönerler inşallah. Benden de selam ilet. Tabii dede. Suna. Havlularım dağılmış kızım. Unutmayasın diye getirdim. Antep'te var zaten. Boş ver. Hem gelebilirsem belki arada sırada o zaman kullanırım bunları, dursunlar. Deme öyle kızım. Gayrettin kendini. Hem gör bak, biz de çok durmayık burada zaten. Döneriz Antep'e. Dönmezsiniz. Babam buraya yerleşti artık. Orada yılda bir görüşürüz herhalde. Nedir durum? Oğlum yani çocuk deve gibi bir şey çıktı. Sabahtan beri ben herkese söyledim. Boş bulduğunuzda iş kitleyin diye de yok. Adamın gıkı çıkmıyor ki. Baksana. Çok zor şartlarda çalışıyor. Bu kız geri zekalı ha. Vallahi bak. Ben konuşacağım bunu. Sen merak etme. Abi, benim şu arabayı da hallediver bugün be. Söyledim ben, çocukları halledecekler de. Ya bu ehliyeti kaptırman hiç iyi olmadı Ferit ya. Ya sorma ya. Arabanın ehliyeti olsaydı bırakırdı beni sağa sola. Arabası var ama ehliyeti yok. Öğretsek mi ya abi, ne diyorsun? Çabuk öğrenir gibi. Aman yok, istemem. Sonra kaçarım falan, ne gerek var? Önce bir ablanı kaçıralım da. Hala kapalı ya. Ferit sen ne dedin biraz önce? Ablanı kaçıralım dedi. Yanlış duymadım. Ferit. Biraz heyecan abi ya. Biraz heyecan artık. Yalıdaki adrenalin beni artık kesmiyor. Yeni bir şeyler lazım. Oğlum sen ne diyorsun ya? Neyin kaçırmasından bahsediyorsun? Bir sakin olun ya. Tamam, bir şey yok. Ferit Korhan her şeyi düşündü diyeyim ha. Bana bırakın ya. Bana bırakın ya. Abi. Aşırı eğlenceli, çok başarılı bir planım var biliyor musun? Eğlence diyor ya. Eğlence diyor. Bir de ne abi, ben kafayı yiyeceğim artık ya. Ferit hakikaten oğlum ya. Ya hadi abiciğim. Hadi abiciğim. Hadi. Sür arabayı. Ben de diyorum işte. Hazırlığımızı erken bitirdik. Gerisi Allah'tan hayır dileyip oturmak. Ya boş ver şerrin hayırlısını ha. Boş ver ya. Olan oldu bir kere ha. Geçmiş olsun. Senin bu kafasız yeğenin kendi başını yaktı. O sinirlendiğim acaba tez mi karar verdin Kazım? Ya ben durup dururken mi sinirlendim hala? Ha? Yani ortada hiçbir şey yok mu? Hala hanım. Sonra neden olursa ben ne diyeceğim Antep'te? Nerede bu kızın anası babası demezler mi? Derler, he derler. Bana bak, küçük kız hasta diyeceğin. Bırakamadılar, gelemediler he. Hasta diyeceğin ya bu küçük kız. Ağam,
Seyran'la damat gelmiş. Nerede ya? Seyran? Ha. Damat. Ha. Niçin? Vallahi ben de bilmeyeyim. Sen ne bileyim ya? Ha? Bana bu hayatta bildiğin bir şey söyle ya. Ne bileyim ben, anlamadım ki. Haydi. Hiç vakit kaybetmiyorlar görüyor. Dün akşam Sunan'ın telefonunu aldım, bir baktım ilk Seyran'ı aramış. He, ben bıdı 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 her şeyi anlatmıştır o şimdi. El aleme rezil olduk. Halis ağa da duymuştur şimdi. Ya böyle kız mı çıkarılır evden? Yok yok, duyamaz. Duyamaz, merak etme. Ben öylesine Antep'e gidiyorlar dedim. Ya hala sen bir git. Gel. Toparlarız her şeyi, merak etme. Annem. Kızım. Ablam nasıl? Nasıl olsun kızım? Yukarıda Hattuçalan'ın odasında. Valizin başında eğle otur iyi. Seyran, sen bir ablana bak. Ben de babamları kontrol edeyim, tamam mı? Ne oldu ki, bir şey mi oldu? Ha? Anneciğim. Bak, bu söyleyeceğim şey çok önemli. Ve aramızda kalacak. Tamam mı? Tamam kızım, söyle. Ne oldu? Korkma ama. Söz ver, bir de kimseye söylemeyeceksin. Tamam, söz. Biz ablamı kaçırmaya geldik. Ney? İsmi anneciğim. Sakın korkmayın. Bana güvenin, tamam mı? Yoksa Suna bildiğiniz üzere gideceğim. Tamam mı? Merhaba. Hoş gelmişsiniz damat. Hoş bulduk. Ağam, başka bir şey içer misin? Yok. Başka bir şey içmiyorum. Sen damadına sor bakayım bir şey içeyim mi? Yok, ben de almayayım. Teşekkürler. Hatice'nin bu arada dedemin selamı var size. Kız nerede hani? Ablasının yanına geçti hala. Nasıl olacak o? Seni babamdan saklayacağız. Nasıl saklayacaksınız? Evden kaçıracağız seni. Ne? Seyran, saçmalama. Babam ikimizi de öldürür anne, duydun mu, beni kaçırıyorlarmış. Bu mu yani planınız? Deli deli konuşma ya. Kızım bir dur, bir sakin ol. Hele bir desin kardeşin aklındakini. Anne sen de mi kafayı yedin Allah aşkına? Bir de aklındakini söylesin diyorsun. Ya ben, olmaz, nasıl olacak? Seyran olmaz. Ferit yapabiliriz diyor abla. Başka şansımız olsa. Seyran, hadi diyelim ki ben kaçtım. Bir şekilde hallettik, oldu. Beni bulana kadar hıncın annemden çıkaracak. Ben bunların farkında değil miyim sanıyorsun abla? Hı? Farkında değil miyim sanıyorsun? Varsayalım siz bu akşam halamla Antep'e gittiniz. Akşama farklı bir şey mi olacak sanıyorsun? Ben yokum, sen yoksun, halam yok. Babam anneme ne yapacak abla? Yine aynı şey olacak. Seyran haklı. Baban bugüne kadar yaptıklarından daha başka ne yapacak ki? Sen beni düşünme kızım. Siz sonra ne yapacaksınız onu düşünün. Yok. Olmaz. Vallahi yapamam. Yapamam, olmaz. Ablacığım bak, biz her şeyi düşündük. Başka şansımız yok. Şu akşam bir atlatalım, gerisini düşünürüz lütfen. Gerisi, ilerisi, önü ardı yok. Yapamam, olmaz. Nasıl olsun, olmaz. Ben ne yapacağım tek başıma, nereye gideceğim? Ayarlamış Ferit diyorum. Bak Abidin abi seni aşağıda bekliyor olacak, tamam mı? Seyran. Ablacığım hiçbir şey, bak hiçbir şey senin Antep'e gidip bu adamla evlenmenden, benden, annemden ayrı kalmandan zor olmayacak. Tamam mı? Güven bana lütfen. Bunu yapmamız lazım abla. Siz bugün biraz gergin misiniz?
evimizde, ocağımızda neşe mi kaldı sanki? Siz Antep'e dönmek istiyordunuz. Gidiyormuşsunuz işte. Sevmeyenler gına yaksın. Gitmek var, gitmek var. Her şeyin hayırlısı olucu. Olucu, olucu hala hanım, olucu. Her şeyin hayırlısı olucu elbet. Baba damat. Sunan'ın evleneceğini falan kimseye bir şey demediniz değil mi? Yok Kazım baba. Haberleri yok. Hem zaten o konuda henüz belli değilmiş. Eksik olma damat. Sayende tam olarak belli oldu. Tam olarak. Kazım baba biz bu konu üstünde tam konuşamadık ama... Konuşma damat. Konuşma. Oğlum bak seni dün de uyardım ha. Seyran'ı sana verdik. Ya verdik tamam. Sen karından sorumlusun. Ama ben bu yaştan sonra güç gücü kızın peşinden koşamam. Hele ki bu İstanbul'da. Ya bizim aile işlerimize karışma ya. Karışma la. Tamam doğru diyorsunuz. Ama böyle apar topar da kız vermek ne bileyim. Apar topar? Sen bunu apar topar mı diyorsun? Senin ettiğin neydi oğlum? Ha? Oranlara gelince mi lan örf adet? Biz daha iyiyiz oğlum, biz daha iyiyiz. Ben daha iyiyim. Ben böyle dedim, böyle oldu. Gitti bitti. Tam siz nasıl uygun görüyorsanız... Sunan'ın böyle mutlu olduğunu düşünüyorsanız... yapacak bir şey yok. Hoş geldin Seyran. Hoş buldum hala. Konuşsaydın ablanla. Bak sen de zor çıktın evden. Ama bak şimdi keyfin rahatın yerinde değil mi? Diyeydin ablana böyle böyle diye. Konuştum konuştum. O da hazırlanmış zaten. Böyle son etrafa bakınıyordu. Ben bir su almaya gideyim. Kocana su getir kızım. Yok yok ben giderim ya. Bardaklar neredeydi? Gel ben göstereyim sana. Göster. Damat bozuldu. Ne bozulursa bozulsun ha. Ne diyorsun ya? Bütün kabahat onda değil mi ya? Bir de bana mı bozulucu? Şey. Ya Seyran nasıl kaçmam diyor ya? O kadar plan yaptık. Çok mu istiyormuş Antep'e gidip o adamla evlenmeyi? Ya Ferit bak anlamıyorsun. Bu bizim için hiç kolay bir şey değil. Hele ablam için daha zor. Çok korkuyor babamdan. Anlıyorum Seyran, anlıyorum. Of! Lan ben konuşup onu ikna ederim. Nerede? Şurada. Tamam. Sen babanları tuvalete git de. Bu mu yani yaptığım plan Ferit? Kaçmak istemiyormuşsun. Seyran öyle söyledi. Kolay mı kaçmak? Kaçmak ne demek biliyor musun? Benim annemi, evimi bir daha hiç görememem demek. Babam bir de beni öldürmezse tabii. Antep'e gidip evlenmek daha mı iyi? Onu mu istiyorsun Sunan? İstiyor musun? Ya hayır istemiyorum tabii ki ne alaka istemiyorum bunlar da karı koca. O zaman. Ya Suna lütfen güven bana. Suna bak ben elimden geldiğince Seyran'ı da seni de anneni de korumak için her şeyi yapacağım. Ama ben sizi sizden koruyamam. Ben seni bu evden rahatlıkla kaçırabilirim. Ama sen cesaretli olmasan, yapamazsan ben hiçbir şeyi beceremem Suna. Yapamam. Vallahi yapamam. Annemden çıkartır öncünü sonra babam olmaz. Git kızım.
ne beni ne de başka bir şey düşünme. Baban zaten delireceği kadar delirdi. Daha başka ne yapacağım? Ha? Ne olacağım? Hem bak kardeşin de arkanda. Öbür türlü evlenip gidersen de görüşemeyecek. Aynı şey. E kadın daha ne desin Sunay'a Allah aşkına? Allah aşkına anneni bahane edip durma. Sunay bak. Kendi hayatını, kendi kararını, kendi yolunu çizmek istiyor musun? Bunları düşün şimdi. Belki Antep'teki Sunay için zordu bu kararları almak ama benim artık karşımda o korkak, o mağdur kız yok. Hı? Güven kendine. Tamam hadi kaçtım diyelim. Sonra ne olacak? Suna. Bak gerçekten bir daha söylemeyeceğim. İstanbul'da mı kalmak istiyorsun? Yoksa Antep'e dönüp o adamla evlenmek mi istiyorsun? Hı? Suna bak lütfen. Şu evlilik mevzusunu önce bitirelim. Tamam mı? Sonrasını sonra düşünürüz. Hadi annenle vedalaş. Çık sonra. Aşağı in. Abi seni solda bekliyor. Tamam. Yaparsın. Hadi. Benim inmem lazım. Şüphelenmesinler. Git kızım. Öbür türlü eğer o adamla evlenirsen her gün cehennem olacak. Kaç git Sunam. Kaç git kurtar kendini. Ama anne. Annesi mannesi yok. Bak sen benim canımsın. Sen benim canımsın. Git diyorum sana Sunam. Kaç git güzel kızım. Kurtar kendini. Fuat arayın. Alo. Kazım Bey merhaba. Ha Fuat söyle. Sizin için bir ev bulduk. Uygunsanız gösterelim. Deme ya. Ya uygunu uygunu. Ha uygunu da. Yani. Akşama biter mi bu iş? Evet akşama biter. Ha hey. Hey tamam o zaman. Sizi alması için bir araç yolluyorum o zaman. Ya yok yok yok. Araca gerek yok ha. Fuat gerek yok oğlum. Burada Ferit burada zaten. Biz onu hallederik. Ha Ferit hallederik ya. Hallederik. Yani biz istedik ki fotoğraftan değil canlı canlı da görün. Ha Fuat ha. Bak bu çok önemli. Çıplak gözle bakıcın. Önce gideceğin çıplak gözle bakıcın. Bu çok önemli Fuat. Ya tam olarak bunun yeri nereye? Yani lokasyon tam nereye? Bizim eve yakın. Hey, hey, hey Fuat. Aferin. Hey, güzel. Hey, hey. Tamam yavrum. Hadi sen sahibi bak. Haydi görüşürüz. Haydi ben zaten şimdi damatla konuşacağım ha. Haydi. Abim mi? He ya, ben. Ya damat, biz buradan pek memnun değerik. Alam sığamadı buraya. Hoşuna gitmedi. Biz de bir iki yer baktık. Tamam mı? Hem dedik halam rahat etsin, hem dedik sizin eve yakın olsun. Yok yok, çok mantıklı vallahi. Ya zaten buranın geldisi gittisi trafiği. Zulüm ya, zulüm. Ne siz orada ama her gün buradasınız zaten. Ya hadi hadi, hadi tamam. Seyran ablasıyla sohbet etsin, muhabbet etsin. Sen beni bırak gel hadi bak. Anlamadım nereye? Neyi anlamadın oğlum? Ya abin araba yolcuydu. Ben de dedim ona gerek yok dedim. Ferit burada dedim hani sana böyle yaptım. Hem sen ne yapacaksın oğlum kadınların arasında? Dedikodu mu yapacaksın lan? Ya yok yok ya ondan demedim. Ya bizim de Seyran'la biraz işlerimiz vardı onun için dedim. Ama sorun yok beraber gideriz. Seyran sen Sunay'la vedalaş. Sonra beraber çıkarız. Değil mi Kazım Bey? Hı. Kız yukarıda mı? Ha yukarıdaydı hala.
Buradayım. Esma. Ha, buyur ağam. Şu ceketimi getir benim, terastaydı, haydi. Zeyra, ben çok korkuyorum. Siz gittikten sonra yapamam. Biz buradayken yap o zaman. Göremedim ağam. Nasıl göremedin? Tövbe tövbe. Haydi de, haydi ağaç ettiniz ha. Ya insan gözünün önündeki şeyi nasıl göremez? Ne bileyim? Ne bileyim nasıl göremeyeyim? Ben buradan göreyim ama o görmüyor. Ne bileyim? De haydi, haydi, haydi. Ben bir hattı çalımın falan elini öpeyim. Seyran, ara sıra alana uğra, işi görüver değil mi kızı? Boş bırakma burayı. Tamam Allah, öpeyim. Öpeyim hattı çalım. Gidip de dönmemek var Erkel. Dönüp de bulmamak var. Haydi ya o sevgi pıtırcıkları, haydi. Hadi Seyran. Hadi. Hadi. Yollarınız açık olsun. Canım. Bitti mi öpmeleriniz, haydi. Sunay yukarıda mı? Yok, yok hala odasına geçti. Ne yapsın garibim? Ay nesi garibim? Kendi etti, kendi buldu. Ta başından beri. Ha sen bana bir kahve yap. Başıma ağrılar girdi yeminle. Hemen ama, hemen yapıyorum. 5 tane asansör var, yine de bekleyik ya. Hani senin şoför nerede ya? Ben bugün kendim kullandım Kazım baba. Araba zaten şurada, hemen getiriyorum. E hani sen kaptırmıştın ehliyetini? Kızım ablanı kaçırıyoruz burada, onu mu düşünüyorum şimdi? E hadi oğlum sen git, arabayı al getir. Biz kızımla bekleriz seni buradan. Tamam tamam, getiriyorum abi. Haydi haydi haydi. Baba. Bizim aile sırlarımızı kimseye demeyin, değil mi? Yok baba. Hey. Hey. Sen bileyim. Benim güzel kızım, sen bileyim. İstersen de. Hani bir yerden duyarsam. Yahu hissedersem ha, hissedersem. Sana bir şey yapamam ha. Ama senin anana neler ederim. Sen bile bilemezsin. Sakın ha. Haydi damat, haydi. Acaba? Ferit Bey bir şey söylemedi mi? Yok. Akşama kadar güvenli bir yerde bekleyeceğiz.
Sonrası Allah kerim. Nasıl yani? Ferit Bey'imizin kafasında var bir plan. Merak etmeyin siz. Afiyet olsun hala. Sağ ol kızım. Sunay'a seslen de gelsin. Ona diyeceklerim var. Ha. Tamam hala. Suna. 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 Hala. Hala. Suna yok hala. Ne demek yok? Ya az önce buradaydı. Nereye gidici ya? Banyodadır, bir yerdedir. Bilmiyorum ki. Baktım her yerlere ama göremedim. Ya dışarı çıksa ben görürüm. Buradaydım. Ha, ben bir yukarılara bakayım. Suna! 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 Vay oğlum, nasıl araba kullanıyorsun? Kazım baba. Sizin bayağı oldu İstanbul'da. Sen özlemedin mi Antep'i? Ne zaman döneceksin? Niye döneyim la? Dönmeyeceğim. Niye? Oğlum, kızlar büyüdü ha. Seyran'ı sana verdik. Suna da evlenecek şimdi inşallah. Bugüne kadar hep kızlar için yaşadık da ama biraz da kendimiz için yaşayak ya. Ya İstanbul'da kalacağım diyorsunuz yani. Ha, öyle diyeyim. Ya Hattuş adamın haberi var mı bundan? Ya oğlum o yaşlı ya, o dikkat et. Yaşlı ha. Öyle konuşur konuşur bir yerde durur ya. Gitsin bir Antep'e. Bir sene kalsın, döner ya, hevesini alır. Ha, öyle deyin yani. Aynen öyle diyeyim damat. Hah, bak kim arıyor. Alan arıyor. He, söyle dünyanın en güzel bayanı. Ne? Nasıl olucu ola? Sen ne din ya? Ha? Allah gözüm kapıdaydı. Ne ara çıktı ben anlamadım. Ya bakkala çakkala mı gitti yoksa aklına esti de mi çıktı bilmiyorum. Ya biz ne edeceğiz Kazım? Kız evde yok. Hadi sen de çabuk dön gel çabuk çabuk. Ha, tamam tamam he, öyle olmuştur ha, dediğin gibidir inşallah. Tamam tamam ben hadi tamam tamam sen kapat geleyim ha, tamam hadi. Damat yavaşla la, yavaşla şöyle dur. Ne oldu? Ya yok. Ne oldu? Bir şey olmadı oğlum. Ne olucu ya? Hala saati şaşırmış. Benim eve hemen gitmem lazım. Ha. Ha tamam ben bırakırım şimdi sizi. Ya yok yok, başvuruda tastura var. Oraya bırak sen ben. Ya yok ben vallahi bırakayım sizi ya. Ya yok oğlum, kurban olayım ya. Senin işin gücün var. Dallandırma beni. Ha bırak burada bırak. Tamam. Bırak. Ha ha sağ olasın. Sen sahi bak. Siz de size. Ya. Yok mu? Taşıyor mu? Seyran. Dikkat edesiniz ha. Dikkat edesiniz. Baba taşıyor mu? Taşı. Haydi daha iş var iş. Anlamamıştır değil mi? Yok be anlayacak ya. Baksana bizden bile saklamaya çalışıyor. Çak bakayım. Çak karıcığım. Tebrik et beni. Bir teşekkür et bana hadi. Sanki her şey bitti de Ferit. Daha yeni başlıyor. Ama en zor kısmı bitti işte. Bir şey yok. Bundan sonra gelişine vuracağız. Hiç affetmeyeceğiz. Gelişine vuracağız. O ne demek ya? Ha, gelişine vuracağız ne demek Ferit? Bir planın yok mu? Bu kadar mı yani? Seyri hayat böyle bir şey işte. İki dakika sonra ne yapacağını bilebilir misin? Bilemeyiz. Öldüreceksin sen beni ya. Yemin ederim öldüreceksin. Bu ne rahatlık Ferit. Bu ne genişlik ya, ben anlamıyorum. Seyrancığım sen de bir rahat ol. Bir şey yok, rahat ol artık tamam. Rahat falan olamam ben Ferit. Hemen ablama gitmemiz lazım bizim. Çok korkmuştur. Nerede şimdi o? Söylerim ama kızmayacaksın. Güvenebileceğimiz insanlara ihtiyacımız var sonuçta değil mi? Ferit ablam nerede?
Hoş geldiniz. Kahve yapmıştım ben de bize. Hadi gel. Suna Hanım, buyurun. Şaka mı yapıyorsunuz? Yani sizi saklayabileceğimiz en güvenli ve en rahat yer burası. Birkaç saatliğine yani. Suna, bir güncük kadın dayanışması diyelim. Hadi gel. Buyurun lütfen. Ferit ve Seyran Hanım da gelecekler birazdan. Yok yok, öyle gir. Hadi Suna. Ha? Ne demek piline gittiler ya? Sen beni sinir etmek için söylüyorsun değil mi onu? Şakacısıyla. Yok vallahi Seyran. Yani akşama kadar saklamamız gerekiyordu işte. Başka bir yer gelmedi aklıma. Ay inanamıyorum. İnanamıyorum. Ya Ferit bir parkta otururdu. Bir kafede beklerdi. Pelin'e gitmek ne ya? Daha neler Seyran ya. Park, kafe ne Allah aşkına. Bak şimdi baban öğrendiğinde ablanın markete inmediğini ne yapacak? Bizimkiler arayacak. Polis, molis, bir ton iş. Olacak iş değil. Aklıma en güvenli yer orası geldi işte. Ben gitmem o kızın evine. Seyran ya. Saçmalama. Ablan orada, yapacak bir şey yok. Hem o kız senin evine geliyor. Canım kır. Bak sız, akşama kadar. Ortam bir sakinlesin. Abiyle beraber döneriz hepimiz. Sonra ablan yan yıldan hop bizim odaya. Her şey yolunda. Ya inanamıyorum sana gerçekten. Daha doğrusu inanmak istemiyorum. Planın bu mu Ferit? Ablamı bizim odada mı saklayacağız? Ya Seyrancığım, başka her yer akıllarına gelebilir. Akıllarına gelmeyecek tek yer neresi? Bizim oda. Ne var ya? Filmlerdeki gibi plan işte, mis. Ya ne demezsin, mükemmel ötesi gerçekten. Ablamı ne merdivene ne de çatıya çıkaramazsın, onu baştan söyleyeyim de. Sebep? Yüksekten çok korkuyor ablam. Ya bir de merdivene tırmanacak, oradan çatıya falan. Oho! Yok, hayatta olmaz, çıkamaz, yapamaz yani. Biliyorum, tanıyorum ablamı. Vallahi sen tanıt, Seyran çıkacak. Çıkacak, başka yol yok bunun. Yani. Ben ön kapıdan sokamam onu. Ben de insanım ya. Ben de insanım yani. İyi, ben baştan söylemiş olayım da Ferit. Kahveler geldi. Eyvallah. Teşekkürler. Şeker alır mıydın? Yok. Bu arada başka bir ihtiyacın olursa söyle. Ferit çok değerli misafirimiz diye tembih etti defalarca. Sağ olsun. Sen ne biliyorsun benim burada olmamla ilgili? Ailevi bir mesele olarak biliyor sadece. Fazlasını bilmeme de gerek yok zaten. Aynen. Suna, kendini rahatsız hissediyorsun, anlıyorum. Ama İki kadın düşman bile olsa yeri geldiğinde sır sırta verebilmeli bence. Ne de olsa kadınız. Öyle ya da böyle birbirimizi anlarız. Tamam, merak etme. Sonra iletişimimiz kaldığı yerden devam eder yine.
Hoş geldiniz. Merhaba. Ne haber Pelo? İyi. Ablam nerede? Buradayım Seyran. Bunlar hep böyle işte Pelo. Alışsan iyi olur. Seyran, istersen ablanla baş başa konuşun içeride. Çok iyi olur. Soldaki odayı kullanabilirsin. İyi misin? İyiyim. Bir şey yok. Emin misin? Eminim. Bir şey yok. Seyran. Şey ben eve mi dönsem? Hı? Hala vakit de var. Olmaz öyle şey. Sen çok güçlüsün abla. Dönmeyeceksin. Bak biliyorum korkuyorsun. Ama korkma artık. Bak biz yanındayız. Hı? Anlamışlar mı evde olmadığımı? Çoktan. Babam arabadayken telefon geldi. Seyran. Anne. Etme abla. Senin şimdi iyi olduğunu biliyor ya. Eminim o da iyidir. Tamam mı? Her şey çok güzel olacak. Her şey yoluna girecek. Nasıl haberiniz olmaz ya? Ya bu kız bu evden çıkacağı sizin haberiniz yok. Yeter Kasım, yeter bağırdın. Utanmasan bir de gel bana. Ya lan sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun kız? Yok, yok. Zaydari işte. Ben ne diyeceğim? Ya bir şey demem lazım. Bu kaçıncı olayım? Ara. Sen ara. Şimdi sen ara. Ne diyeceğim? De ki. Kız biraz maraz çıkardı da. Az ya. Az bize vakit versinler. Her şeyi ayarlayacak tamam. Zaman kazan ya. Şimdi nasıl kaçtı desek. Sen içine hepten çıkamak ha. Tamam. Tamam anneciğim. Tamam tamam hadi uzatma tamam. Hadi çok sağ ol. Annem aradı. Dedem akşam yemeğe inmiyormuş. Rahatız. Evet ne yapıyoruz? Neyi? Şimdi biz ablamla konuştuk. Çatıya çıkamam diyor. Ne? Bayılırım Ferit. Mümkün değil yani. Gerçekten mümkün değil. Suna? E saçmalama ya. Koca merdiven basıp çıkacaksın işte ne var? Pelo'ya sor. Kız kaç defa indi çıktı oradan? Ya eğer inmeyeceksen sıkıntı yok. Çıkması kolay da inmesi için aynı şeyi söyleyemem.
Arkadaşlar neden anlamıyorsunuz? Gerçekten olmaz, yapamam yani, imkansız, Allah Allah. Sunacığım, evden kaçman da imkansızdı. Pıtı pıtı çıktım vallahi. Aynı şey değil. Vallahi düşerim, bayılırım, kafam gözüm patlar. Ha, benim ölmemi istiyorsanız tamam, deneyeyim o zaman, çıkayım merdivenden. Ablacığım ne diyorsun sen ya? Allah Allah. Allah korusun, ne diyorsun ya? Tamam, merdiven falan yok arkadaşlar, hayır. Okey, tamam. Başka bir çözüm bulacağız artık ona. Ben acıktım ya. Akşam ne mi yiyeceğiz biz? Acıktım ya. O iş bende. Merak etmeyin. Hadi bakalım. Yasemin. Ne? Ne oldu be? Seyran ya, ne merdiveni ya? Nasıl çıkayım bilmiyor musun? Korkuyorum. Ben de artık çıkayım oğlum. Bir saçmalama. Bunları yalnız mı bırakacağız burada? İki deli aynı evin içinde. Birbirlerine girseler, diğeri basıp gitse. Ha? Al başına belayı. Olacak iş değil abi. Ne olur kal burada ya. Ama Feriz. Bi. Maması maması yok. Sen bakma benim goy goy yaptığıma. Vallahi bak, bu mevzu önemli. Ne olur kal burada, lütfen uzatma hadi. Tamam Ferit, öyle olsun, tamam. Kalacaksın mı? Tamam kalacağım. Bu benim. Diyorum ki akşam yemeğinden sonra hep birlikte, ama hep birlikte dışarı çıkalım, eğlenelim. Ne diyorsunuz? Şaka ya, şaka. Yastaki evliliği ev sahibi yapıyor. Bizim için ben küfür ediyorum. Kesin. Zaten sırf yatak odasını göreyim diye içeride konuşun dedi. Sanki ben anlaydım. Seyran, ben bu gece burada mı kalacağım ya? Ablacığım, ya bir gece dişini sıkacaksın ya da merdiven. Ay yok, merdiven olmaz. Hayır. Babam ne yapıyor acaba? Ya da annem. Bir arasan. Hayır abla, tabii ki saçmalama. Nereden arayacağım? Kimi arayacağım? Sen sıkma canını, düşünme şimdi böyle şeyler, tamam mı? Heh. Yemekler geldi. Hmm. Çık. Seyran, Suna. Hadi sofraya. Kızlar. Kızlar, çok ayıp ama yani. Kız o kadar uğraştı ya. Masaya geçin bari en azından. Gün gelecek. Bütün bu laflarını sana hatırlatacağım. Biliyorsun değil mi? Yalan mı söylüyorum ama yani? Abi, geldiniz vallahi misafir gibi. Kıstınız buraya. Mahcup ettiniz beni burada ya. Bir sus ya. Bir sus. Evet. Açız değil mi? Vallahi ben çok açım Pelucuğum. Eline sağlık. Ne söyledin? Sushi. Ay canım. Çubuk kullanamayanlara çatal da verebilirim. Ben çubuk mubuk hiç sevmem zaten. Bana çatal ver. Bize gerek yok. Ben zaten iyi. Abi ya, abi. Ben abiye bir tane tırpan versene. Ya hadi ama yemek. Yükselmiş mi bari? Yok, yükselmemiş hala. Ağam bir tuzlu ayran daha yapar mı? Ya sen ne diyorsun ya? Ne tuzlu ayranı ya? Senin kızın kaçmış, sen hala tuzlu ayranın peşindesin ya. Yaka paça yırtılacaksın ha. Ağam ben senin için diyeyim. Ya o da benimle birlikteydi, bir suçu günahı yok diyeyim. Var. Şunun sıfatına bak. Şu gerizekalının sıfatına bak ha, o her şeyi biliyor, o şeytan. Kız git, kız. Ayran mı yapayım lan? Ah, bak bu saat oldu, hala yok. Bu kız gelmeyici bu gece. Polise mi haber salsak acaba? Ne polisi ya?
Ne polisi? Nasıl olsa pusmuştur o bir yere, pusmuştur. Geleceği yer belli. O bu eve gelsin ha. Gelsin ona hesabını, hepsinin hesabını sorucum. Sorucum. Seyran mı arasak acım? Onların haberi yok. Onlar benim yanımdaydı. Ya şimdi herkes duyucu. Rezil olucu ya. Rezil olucu. Ya ben sana işi büyütmeyelim. Bak kimse duymasın diyeyim, sen onu ara, bunu ara, şunu ara. İstersen 38. kattan mikrofonu söyleyek, kız kaçtı diye kal buradan. Ferit, hı, hatırlıyor musun? Amerika'daki son senende böyle yılbaşına birkaç gün kala İstanbul'a gelmiştin. Ama her yer nasıl kardı? Öyle çatıya falan çıkmak imkansız yani. Nasıl unuturum, nasıl unuturum ya? Seyran, dedem o zaman niyeyse barut. Tam barut yani. Zor yırtmıştık ya. Az daha yakalanıyorduk. Bir de bu ikisi kılık değiştirmeye falan istediler benden. Düşünün yani. Ya Yalı'da büyük temizlik vardı. Şirketten bir dünya insan gelmişti yani. Öyle girdi. Yoksa nereden girecek kapıdan yani? Abim sen de o zamanlar filin tam gibiydin ha. Filin tam ne oldu? Yani o evin kapısından girmek de ayrı bir keyifti. Çok içinde kaldıysa bir gün bana çaya gelirsin Pelin'cim. Hı? Nasıl olsa yemekte de resmi olarak da tanışmış olduk. Gelirim Seyran'cım. Bir şey diyeceğim ben size. Hı? Şimdi diyelim siz Sunay'ı Yalı'ya soktunuz bir şekilde. Sonra ne yapacaksınız? Yani üçünüz aynı odada mı yaşayacaksınız? Ya arkadaşlar yani siz de hep bir ilerisini düşünüyorsunuz. Düşünmeyin. Ayarlanır onlar. Üçünüz aynı yatakta mı yatacaksınız? Yani çok saçma. Pelocuğum. Dönüşümlü yatarız. Gerek yok. Sen yatarsın o yatakta. Biz ablamla koltukta uyuruz. Oo. Yatak kavgası mı yaşandı yoksa? Buldum. Vallahi buldum. Ne buldun acaba yine Ferit? Sunay'ı Pelo gibi ön kapıdan sokacağız. Nasıl yani? Ablam ne kılığına girecek? Kılık malık yok. Çok farklı bir şey buldum. Ne buldun Ferit? Söyler misin lütfen ya? Yalıda o kadar insan var. Ablamı görmeyecekler mi sanıyorsun? Sarılırsa kimse görmez. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Emel Sayın'ı filmindeki gibi düşün ya. Film çıktı şimdi başımda. Ne filmden bahsediyorsun Ferit? Mavi boncuk, mavi boncuk. Bana bak, halıya sarıp sokmayacaksın herhalde. Halıya sarıp sokacağız. Sen iyice kafayı yemişsin. Yok gerçekten Ferit, yani dalga mı geçiyorsun? Dalga geçip geçmediğimi yarın anlarsınız. Bir şey diyeceğim, bu müthiş bir fikir. Hatta orada olup görmek isterim yani, o derece. bir dahakine sen öyle girmeyi dene Pelin'cim. Hı? Ne dersin? Allah Allah. Ya bir sakin ya, biz bir sakin artık ya. Bak yine tebrikler, teşekkürler almam gereken yerde kaynattınız vallahi olayı. Ferit sen kafayı mı yedin diye sormayacağım artık, çünkü gerçekten kafayı yemişsin. Ya sen manyak mısın ya? Ablamı halıya sarıp Yalı'ya sokmak ne demek ya? Çatıdan sokamadık Sunu Hanım'ı. Biz de kapıdan sokacağız. Yapacak bir şey yok. Ya daha ne ya? Mis gibi plan işte bence. Sıfır risk. Abidin abi, şu çocuğa söyler misin? Yani bunun gerçekten mantıksız olduğunu ve bunun yapılmaması gerektiğini. Söylesene Abidin abi. Ben şimdi ne diyeyim yani? O bana hiçbir şey söylemez Seyran'cığım. Bana güveniyor. Senin gibi değil. Bir şey diyeceğim. Yavaştan kalksak mı? Hı? Babam filan arar. Evde olalım. Ne diyorsun? Ne aklım bende kalmasın.
İyiyim mi? Emin misin? Pelo ya. Suna'ya vereceğim böyle tatlış giymelik bir şeyler var mı? Var var, ben koydum odasında. Ya ya bu nasıl bir ekip? Bu nasıl bir beşli ya Rabbim? Mahşerin beş atlısı, şunlara bak şunlara. Hep buluşalım biz ne olur. Çok sevdim ben bu ekibi. Pelin zaten sürekli bizim terasta. Ablam da artık bizim odamıza dahil olduğuna göre. Abidin abiyi de aramıza alalım. Müthiş. Çok müthiş bir ekip olduk bence. Nasıl? Hı? Sizin teras? İyiymiş. Alışmışsın bile bak. Zehir ettiniz yemeği, zehir. Hadi 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 abi. Toparlayalım, şuraya kalk gidelim hadi. Tamam bebeğim, bırak. Sen aslında kaç kere sofra topladın? Tamam, ben hallederim. Toplayayım Pelocuğum, toplayayım. Bunları da ben yapayım. Örnek olayım biraz. Seyran, kusura bakma. Benim yüzümden ne hale düştünüz böyle? Sorun yok abla, önemli değil. Senin için her şeyi yaparım ben. Sen yeter ki yok. Bak dediği gibi, yani bugün için en güvenli yer demek ki burasıymış. Yani Ferit yıllardır buraya girip çıkıyor. Göre neden yok. Seyran, hadi çıkalım. Bak sen idare edebileceksin değil mi? Ben huzursuz olmayayım diye şey yapmıyorsun ya. Yok yok, ederim ederim, merak etme. Zaten gün bitti, gece de biter işte, bir şey olmaz. Seyran hadi diyorum. Seyran, canını sıkma ya. Bak Pelo delidir, melidir ama iyi kızdır özünde. Vallahi bak, zor zamanları falan iyi idare eder yani. Hem misafirperverdir de yani, ablan rahat eder, takma kafana. Ferit sen gerçekten hastasın. Yani tamam, ablamı kurtarıyoruz, yardım ediyorsun. Çok teşekkür ederim ama hastasın. Kimyam bozdu benim ya. Kadınların üzerinde öyle bir etkin var, doğrudur. Ne ya? Ferit, dün gece o yaptıklarından sonra, bana yaşattıklarından sonra bugün bütün gün hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyorsun. Benden de hiçbir şey yaşanmamış gibi davranmamı bekliyorsun. Ama öyle davransam da dün o yaşananlar yaşanmamış gibi olmuyor işte Ferit. Olmuyor. Seyran tamam ya. Başlamayın ne olur. Bence de başlamayın Ferit. Bence de başlamayın. Yani Seyran, ben senin o geceliği alıp giyeceğine ihtimal bile vermedim, yemin ederim. Ama sen de yani dünden razıymışsın vallahi. Bir anda kaptın geceliğe, gittin banyoya filan. Yani Seyran, başka bir mevzusun sen ya. Sen de çok başka bir mevzusun ya, biliyor musun? Gerçekten yani. Ya ilk defa bir konuda sana katılıyorum. İnsanın içindeki en büyük yangın yarım bıraktıklarının kıvılcımıyla çıkıyormuş. Geç de olsa anladın bana. Geriye dönebilsem, belki bir günde beklettiğim kim varsa elinden tutabilmeyi. Ne olacak diye düşünmeden yaşayabilmeyi dilerdim. Ona yazdığım ilk şiirdi bu. Geçmiş gelmeyecek şarkılar gibi.
Çıkabilirsin Latif. Ellerine sağlık. Peki ağam. İyi geceler. Ne yapıyorsun? Öbidin abiye mesaj attım. Ablam haber versin geldiğimizi diye de. Of Ferit ya. Boşuna uğraştırıyorsun bizi işte. Ya ablamı getirsek gizlice sokarmışız. Ferit Bey'im. Seyran Hanım. Sokarmışız bak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Latif Bey. Herkes odasından mı çıkmış ya? Evet, biraz önce çıktılar. Ben de son bir kez etrafı kontrol ediyordum. Mutfağı kapattık ama eğer bir şey istiyorsanız Sultan Hanım veya DJ'yi çağırayım. Yok ya, teşekkürler. Peki o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Latification. Hadi gel. Tamam sen git, ben bir soluk geliyorum. Şöyle çıktım. Ne? Sen gerizekalı mısın ya? Sen gerizekalı mısın? Ferit seni burada görse ne olur sen biliyor musun? Çık git çık. Şş, merak etme. Baktık içeri herhalde. O daha duş yerine girdi, hemen çıkmaz. Hem benim seni görmem lazım. Niye? Ne vardı bu kadar önemli olan? Memleketten arkadaşlar aradılar. Hı? Sunu abla evlenecekmiş. Öyle duydum. Yok öyle bir şey. Evlenmeyecek ablam falan. Yusuf çık git. Git. İkimiz için de kötü olacak. Git. Niye çalışmıyor bu ya? Seyran! Git sakın. Tamam tamam Seyran. Şarj aleti soracaktım da gerek kalmadı. Ya git, başımı belaya sokacaksın. Git, gitsene. Tamam Seyran, tamam. Sakin ol. Bak bir şey olmadı. Hala ne diyor ya? Ay hala ne diyor ya? Yusuf, sakın bir daha yanıma yaklaşma. Sakın. Ya ne demek yaklaşma ya? Ben burada para kazanmak için işe girmedim. Sana daha yakın olabilmek için geldim. Niye halt ettin gerizekalı seni? Yusuf, gider misin artık ya? Lütfen gider misin? Bak geriliyorum ya, geriliyorum. Gider misin Yusuf? Bir daha da sakın buraya çıkmayacaksın. Sakın. Seni almadan bu konaktan gitmeyeceğim. Bunu aklından çıkartma. Öldürürüm seni. Öldürürüm. Git, yürü git. Gerizekalı. Git.
sen eksiktin çatıda. Abidin abi, getirdim bunları ben. Al, yatıyorum artık. İyi geceler. Abi bir şey soracağım sana. Bir şey olmaz değil mi? O ne demek? Ne bileyim, gece baskını falan. Antepli ya bunlar. Korkmalı mıyım? Ben buradayım ya Pelin. Ya merak etme, için rahat olsun. Hiçbir şey olmaz. Tamam, iyi geceler o zaman. Pelin. Suna Hanım uyudu mu? Yok daha. Tamam, tamam. İyi geceler. İyi geceler. Kahve yapacaktım da, ister misiniz? Yok, ben size zahmet vermeyeyim. Zahmetinden değil de, uyuyacaksanız eğer. Gece uyuyabileceğimi pek sanmıyorum. Ben hazırlayayım o zaman, şuradan kahveyi alacağım. Tabii. Teşekkür ederim. Ne demek, yani gerginliğinizi alır. Bugün zor bir gündü. Ha, özellikle sizin için. Yok. Sadece kahve için değil. Yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Estağfurullah. Benim yaptığım bir şey yok ki. Yani kim olsa aynı şeyi yapar. Yapmaz. Yapmaz. Ya da sizin kadar anlayışlı davranmazdı. Anlayışı en çok siz hak ediyorsunuz şu anda. Sonuçta istemediğiniz bir evliliğe zorlanmak falan. Ne bileyim. Babam Seyran'ı da zorladı ama... o benim gibi kaçamadı tabii. Yani Suna Hanım, siz... bile bile mutsuz olmaktan kaçıyorsunuz. Bu konuda kendinize haksızlık etmeyin bence. İnsanın... ailesine rağmen mutlu olması mümkün mü? Hayatta iki ailesi olur insan. Biri doğduğumuz, diğeri ise evlendiğimizde kurduğumuz aile. Tabii ilkinden yana çoğumuzun şansı yoktur zaten. Ama ikincisini kendimiz seçeriz. Tabii ben eminim ki siz kendi ailenizi kurduğunuzda onlara rağmen değil de onlarla mutlu olanlardan olacaksınız. Açmıyor mu? Yok. Telefonu kapalı. E açsalar ne diyeceksin ki sanki Seyran? Ya ne diyeceğim Ferit? İndiniz mi Antep'e? Ablam nasıl falan diyeceğim. Ne diyeceğim? De yani... halamın artık şarjım bitti, yoksa kendim kapattı telefonu bilmiyorum. Bence bakma, açmamaları daha iyi. Baksana hiç şüphelenmiyorlar bile biz. Hadi inelim. Sakin, tamam ya. Biz erken inince kahvaltı erken başlamayacak. Ablamı mı arasak? Ha? Arayalım. Pelo uyuyordur da. Abiden arayayım. Beni uyuyordur da. Giriyorum abi Seyran'ın bir saniye. Hah, Suna Hanım uyanmış. Seyran'ın size konuşacakmış. Alo. Günaydın ablacığım. Yok yok, iyiyim. İyiyim ben, merak etme. İşte uyandım, sizden haber bekliyordum. Tamam. 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 O zaman bir an önce çıkın. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sıcak simit aldım. Yer misiniz? Şimdi Pelin uyanmadan
Ayıp olmaz mı? O uyanana kadar bunlar tahta gibi olur. Hemen uyanmıyor. Her şeyin hazır olması gerekiyor falan. Hatta ben çay koyayım. Yok, siz zahmet etmeyin. Bunu ben yapayım. Çay burada. Su alayım. Günaydın. 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 Sabah neşesi. Ne oldu ya? Kimse yok mu? Siz biraz erkencisiniz galiba. Bak Seyran, ben sana dedim. Kahvaltıyı erken yiyince erken etmiş olmuyoruz, değil mi? Doğru. Acıktınız mı? Yok anne, acıkmak değil de gelin biraz heyecanlı. Niye? Hayırdır kızım? Ya Latif Bey duymasın da Seyran odadaki kilimleri pek beğenmemiş. Değiştirelim diyor, bir alışverişe çıkalım diyor ama. Yani tabii sizin için de uygunsa. O nasıl söz öyle kızım? Tabii ki değiştirebilirsin. Hatta isterseniz bir iş mimarcı alırım. Her şeyi değiştirin. Yani abartma baba. Vur dedik öldürdün sen de. Ufak tefek değişiklikler. Değil mi karıcığım? Evet evet, öyle çok büyük bir değişikliğe hiç gerek yok. Ne güzel böyle evinizle, odanızla ilgilenmeniz, benimsemeniz. Bundan sonra da böyle şeyleri sormanıza gerek yok, tamam? Canım karım benim ya. Ay. Maşallah. Maşallah. Çok seviyorum ya. Şey, burası hazır. Siz isterseniz bir içeriye... Ben... Pelin! Uyan, kahvaltı hazır. Ay ben uyurum da siz şey... Dedim ben. O uyur da... O zaman çayı da vereyim ben. Teşekkür ederim. Siz alışıksınızdır zaten. Değil mi erken kalkmaya? Yok, iş alışkanlığı. Askerde görev zamanları da uyumazdım. Uyku tutmazdı yani. Siz? Biz Antep'teyken annem Seyran ben hep... Erkenden kalkıp kahvaltıyı hazır ederdik. Yani küçüklükten beri böyle. Yani ben hiç bilmem Pelin gibi böyle bu saate kadar uyumuş olduğumu. Çalışan yok muydu konakta? Yok, biz vardık işte. Babam pek sevmez evde yabancı olmasını da. Poğaça ister misiniz? Teşekkürler. Belki bundan sonra siz de böyle Pelin gibi istediğiniz kadar uyursunuz. Rahat rahat. Mümkün görünmüyor bir süre daha. Hayat bu. Neticede insan ne zaman ne olacağını kestiremiyor. Ay, Allah. Bu saatte kaldırdınız ya, helal olsun size. Günaydın. Günaydın.
Bir şey diyeceğim, çok güzel kokuyor. Omlet mi bu? Ha, evet, ben mutfakta sana ayırmıştım. Getireyim. Alır. Abi ne abi? Bana bak. Sen bu Sunay'ı bir beğendin sanki, ha? Ne diyorsun Pelin sabah sabah, anlamadım. Anlarım ben bu işlerden. Ama bu sular yanlış sular. Dikkat et bence. Kardeş tavsiyesi. Yani ne anladın bilmiyorum da anladığın gibi bir şey yok. Belli belli. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sunay Hanım, kahvaltıdan sonra çıkabiliriz. Feritler de çıkacakmış birazdan. Tamam. Kahve falan içerdik ya. Başım çaldı ya. Öyle sanki ensemden yukarı kaynar sular dökülüyor. Yer yarıldı da yerin dibine girmedi ya bu kız. Ne polise gidebildim. Ne de utancımdan dünürü arayabildim ha. Sanki Dural dedenin düdüğü gibi kaldık ha. Vay kepeği kesilesi şey ha. Ya beni ne hale koydu ha, göreyim ya. Ne etsek, kimden yardım istesek? Ne edeceğim bilemedim. Telefonlarımı açamayayım utancımdan. Bici herkese aradım zaten ya. Bayram Ali'yi bile aradım ya. Sen bana niye demeyin? Ya yok ha, yok, yok, yok. Başka yollardan baktım. Kaydına kuyduna, ne hastanede, ne karakolda kaydı kuydu yok. İyi yani, iyi. Rahatladın. Ölmemiş yani. Cezasını benden bulacağı demek ki. Deme öyle Kazım. Yazayım buraya, andolsun, andolsun. O kızı içeri sokmam. Onun gideceği yer belli. Ben onun biletini kestim. Gidiş var, dönüş yok. Kazım, sakin, sakin. Ben müdürleri arayayım, ağızlarını yollayayım. Seyran, gücün yetmez ya. Bu işin altından çıkarsan, sen o zaman cümbüşü gör hele. Fuat, ne dediniz oğlum? Ha? Baban nasıl, iyi mi? Hamdolsun. Bir yer daha var dedim. Ismak olmadı ama göremedik. Bugün müsaitseniz bakak mı? Yaşa, yaşa, yaşa. Hadi görüşürüz. Bak, ablan için geldik buraya ama bu halı mevzusu benim için çok önemli, tamam mı? O yüzden benim zevkime bırakma. Bırakmam zaten, merak etme. Ne kadar zevksiz olduğunu biliyorum. Hoş geldiniz Ferit Bey. Hanımefendi hoş geldiniz. Merhaba. Yardımcı olmamı ister misiniz? İsteriz. Biz karımla yatak odamız için halı modellerine bakacaktık. Tabii, memnuniyetle. Aradığınız bir tarz veya ebat var mı? Büyük olsun tabii. Evet. Değil mi Ferit? Tabii, tabii. Büyük olması kesinlikle çok önemli. Bizim yatak odamız biraz büyük de. Anladım. O zaman şu taraftan yardımcı olayım ben size. Buyurun. Bir şey diyeceğim ya Seyro.
Bir de koltuk mu baksak ya yatak odası için? Biraz daha büyük, ergonomik, yatılabilir bir koltuk. Ne diyorsun? Evet. O konuda da yardımcı oluruz. Yok, bizim önceliğimiz halı şu an için. Bu nasıl? Bu küçük. Nasıl? Bir de bu açık renkli. Doğru. Bize daha koyu renkli bir şeyler lazım. İleride çocuk olur filan, kirlenir. Çocuk odası da düşünürsünüz o zaman siz. İlla ki düşünürüz beyefendi. Bu çocuk sürekli bizimle yatacak değil ya. Ferit. Ya ne var ya? Çocuğumuz olacak biz ki. Sen kendin çocuksun. Ne çocuğundan bahsediyorsun acaba? Senle benim çocuğumuz Seyran. Ne kadar güzel Allah'ım. Hem o maç daha bitmedi. Maçı kazanınca ne olacağını ikimiz de biliyoruz. Kazanırsın. Ben kazandığımda okula beraber gideceğiz kayıt yaptırmaya. Merak etme. Gideceğiz, gideceğiz. Onu da yapacağız. Sen önce bir kazan da. Önce şu halı mevzunu bir çözelim artık. Buna ne diyorsunuz beyefendi? Güzel halı. Güzel halı. Koyduğum bir şey yerinde durmuyor mu mutfakta? Abla, bak ikidir soruyorum. Yani ne arıyorsan söyle, belki görmüşümdür. Ne aradığımdan bir haberim olsa. Bak az önce hatırlıyordum, unuttum. Çok telaş yapıyorsun, hep ondan oluyor. Ne diyorsun sen Sultan? Ya abla, Allah aşkına. Kim girsin senin mutfağına ya? Sen görmüyor musun? Hepimiz yorgunluktan başımızı yastığa koyar koymaz sızıyoruz. Eskiden Ferit Bey mi yapardı? Geceleri girerdi, ortalığı dağıtırdı. Ferit, sen ne zaman geldin? Dur. Dur, iyi misin? Sultan. Sultan. İyi misin? Su. Ne oldu? Su da var mı? Tamam, sen yine içmişsin. Dur. Bak. Bak, başkası seni böyle görse başım bayağı belaya girer. Duydun mu beni? Girsin. Olmaz. Sultan. Kime diyorum ben? Ay aman abla, gözümün almış. Şimdi de karısı giriyordur. Yani ben ondan beklerim. Bir kere böyle hanımlığı bile oturtamadı daha. Ne diyorsun sen ya? Ne yaptı ki sana? Çok çiğ bir kere. Neymiş çiğ olan? Buyurun, hoş geldiniz. Turşu kurmuştuk da ben baktım, ben daha olmamış çiğ biraz. Ne içersiniz? Sen dur Sultan, ben kendi ellerimle hanımıma kahveyi yapacağım. Peki, o zaman ben de bir Dicle'ye bakıp geleyim hemen. Sen de kal Sultan. Gelin buraya, bir şey soracağım. Şu yeni işe başlayan çocuk nasıl? Memnun musunuz? Yusuf mu? Hani Halis Han'ın iş aldığı? Evet. Evet. Oo, hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Seyran? Abla? İyi misin? Nasıl olayım? Of. Sen bizimkileri aradın mı hiç? Aradım da halamın telefonu kapalı. Ne haber Baldız? Maşallah, bak bir günde yüzüne renk gelmiş. Aldırma sen onu abla. Boş boş konuşuyor işte yine. Başladı yine bizim saldıran spor. Tamam. Şimdi bana ne yapacağımızı anlatabilir misiniz? Suna, sana bir halı bulduk. Çok iyi. Seyran eliyle böyle pataküte pataküte vura vura aldı.
Allah'ım sen bize akıl fikir ver ya Rabbim. Çok da istemiyorum. Bugünü kurtaralım yeter sadece. Niye öyle diyorsun Suna? Bak bayağı seveceksin. Ben az önce beyefendiyle konuştum. Anti alerjenik, yumuşacık. Nefes alabiliyormuş, halı nefes alabiliyormuş ya. Umarım içinde sen de nefes alabilirsin. Yani siz şimdi ciddi ciddi beni halıya mı saracaksınız? Evet. Hadi gidelim artık. Seyran. Hı. Gitmeden bir arasak ya bizimkileri. Ne bileyim, halam yaşlı. Annem de merak etmiştir yani. İlla benim de aklım hep onlarda. Halanın telefonu? Kapalı. Tamam o zaman şöyle yapalım. Numarayı gizleyelim, babamı ara. Olmaz. Olmaz, saçmalama. Sesim çıkmaz benim, konuşamam. Ya ablacığım, kapatacaksın gözlerini. 3 saniye ya. 3 saniye, iyiyim ben, merak etmeyin diyeceksin. Babam da halamı arayacak. Böylece merakları da giderilmiş olacak yani. Ne yapalım, başka bilmiyorum. Araç gelmek üzere. Hadi çıkalım. Hadi. Ya abi, ben önden bir araç yollattım da yalıya. Dicle'ye söylesene ilgilensin onunla. Ne aracı ya? Bir kere de dediğimi ikiletme be abi. Bir kere de dediğimi ikiletme, ikiletme. Kolay gelsin. Kolay gelsin kardeşim. Otur otur. Eyvallah. Biraz geç açılıyor. Temassızlık olabilir. Paran daha iyi olsa insanın böyle kafasına göre bir yer bulması çok zor ya. Kazım Bey aslında tam sizin istediğiniz gibi. Bahçesi geniş, odaları rahat. Fuat ya. Oğlum bak, insanın böyle bakınca içi açılıcı işi. Buranın mimarı kim ya? Bak bunu böyle kaldıracağım burada, tamam mı? Çıkacağım bunu. Buraya böyle cam yapacağım ya. Mimar olmuş bir de ya. Dönür. Bak şimdi, ben sana diyeyim. Şimdi ben beğenmediğim yere beğendim derse, aa bu kadar adamı kar. Ayıp olur. Fotoğraflarını beğenmişsiniz. Fotoğraflar güzel. Güzel de... O da sizin beceriniz oğlum. Nasıl beceriniz bilmiyorum ki ya. Bir sendeki resimlere bak, bir de buraya bak. Ben tableti getireyim o zaman, bir daha bakarız. Ha, çocuk kilidi varmış ya. O demek evde çocuk yaş. Hey, hey. Kazım Bey, biz elimizden geleni yapıyoruz. Acaba diyorum siz de istekliğinizden biraz taviz mi verseniz? Aksi takdirde... sıfırdan bir ev yapmamız gerekecek. Ha Dünür, doğru değil ha. Belki de öyle yapmak lazım ya. Zaten geçen gün siz bir arsa lafı ettiniz ya, sonra kaldı. Aslında şöyle esaslı, düzgün bir imarlı arsa bulucuğun... gerisini zaten kafamıza göre hallederik, kolay. Kazım Bey, düzgün bir arsa derken hem bize yakın hem de deniz gören bir arsa değil mi? Ben öyle bir şey demeyeyim ya. Siz lafı oraya getirince benim de kafama yattı diyeyim ya, bu kadar. Alo. Alo. Ya alo. Baba, benim Suna. Annemler merak etmesin diye aradım, ben iyiyim. Alo.
Kazım Bey. Kazım Bey, iyi misiniz? Kazım Bey, her şey yolunda mı? İyiyim diye. Bir de utanma lan, iyiyim diye. Kazım Bey, bir su getirmemi ister misiniz? İster misiniz? Neyim ya? Neyim? Benim salım. Lan bu kadar gördüğümüz yeter. Benim salım, ben gidemem. Bırakın eve beni. Yapabileceğimiz bir şey var mı Kazım Bey? İyi misiniz gerçekten? Antep'ten falan bir telefon mu geldi? Ne Antep'i ya? Ne Antep'i? Bizim kız. Suna, Suna. Antep'e hiç gitmedi ki. Dünden beridir evde de yok ha. Kaçmış. Dönüyor. Bana onu bul. Kur'an'ıma, dinime katil olucu. Gücü yetiyse bana onu bul. Yoksa ben katil olucuyum. Geberip gideceğim bu İstanbul'da bilesin. Tamam ablacığım. Yaptın. Konuştun işte. Seyran babam ikimizi de öldürecek. Hiçbir şey yapamaz abla. Eskiden de o. Bak ilk defa söz istemeden karşısında konuştun. Dünyanın sonu da gelmedi. Telefonda mı? Olsun abla, sonuca bak. Seyran, Suna hadi. Abi, ben önden gidiyorum. Siz beni arkadan takip edin. Hey, çok açmayın, tamam mı? Haydi. Adrenalin, adrenalin. Selen, gel. Ne yapacağız şimdi? Nasıl olacak? Rifakat merhaba. Evde gözüne çarpan bir durum var mı? Efendim, anlamadım. Neredesin sen? Odamdayım. Kazım Bey söyledi. Suna kayıpmış. Ne? Kayıp mı? Evet, dinle şimdi. Bizde olabilir miyiz bu kız? Eğer bu kız bizde çıkarsa işler çok karışır. Kazım Bey çok gergin. Aman babama bir şey çaktırma. Yok, burada olsa bana haber verirlerdi. Hatta bir araç geldi, Seyran'la Ferit gelmedi hala. Sabahtan haberleri yoktu ki bu durumdan. Belki hala yok. Merak etme. Ben evi kolaşan ederim. Gelince de ağızlarını yoklarım, öğreniriz. Tamam, görüşürüz. Ferit Bey, siz geçin, biz hallederiz. Yok Latif Bey, biz arkadaşlarla hallederiz hemen. Olur böyle şey? İbrahim ile Yusuf da geliyor şimdi. Ay Latif Efendi, kimse gelmesin ya, Allah Allah. Biz arkadaşlarla hallediyoruz, öyle büyük şeyler değil zaten. Hem şimdi siz bakacaksınız, beğenmeyeceksiniz filan. E sonra ben laf işitiyorum yine. Yapmayın ne olur, kıymayın bana, kimse de gelmesin. Peki küçük bey,
Nasıl isterseniz. Tamam. İbrahim abi, ne olur hiç gerek yok. Biz hallediyoruz şimdi arkadaşlarla. Ne önemi var Ferit Bey? Biz de bir omuz atardık efendim. Ya omuz atmayın, kimse bir şey yapmasın. Hallediyoruz biz. Şimdi düşeceksiniz, ayağınız kırılacak filan. Hiç gerek yok, lütfen. Peki siz nasıl arzu ederseniz efendim. Hadi Yusuf. Hadi. Nerelere soktun bizi ya? Bir şey yok, bir şey yok. Olmasa var kız. Ya bir gün abi ne diyorsun sen ya? Ben buradayım abla, merak etme tamam mı? Gel, gel abi. Gel abicim. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben bunu kabul ettim, bak benim salak kafam. Seyran, çok belli ediyorsun. Hadi gör. Ferit'ciğim, geldiniz mi? Oha, ne büyük halı almışsınız. O da büyük, ondan. Tamam, o zaman önce salonda açalım çocuklar. Halıyı salona götürün, önce bir ben göreyim. No, no yenge, olmaz, bir odada açalım, bir bakalım önce. Burada olmaz. İyi, tamam. Hadi. Yalnız benim sizinle bir konuşmam lazım. Sonra konuşuruz yenge, hadi gel Seyran. Hadi, Seyran. Efendim? Ablanla en son ne zaman konuştun sen? Dün konuştuk. Antep'e gideceklerdi ama işte bugün şey yapamadım, ulaşamadım. Haberin yok yani. Neyden haberim yok? Benden duyman doğru olmaz. Sen anneni babanı bir ara. Tamam, ben arayayım hemen ama merak ettim, bir şey mi oldu? Benim söylemem doğru olmaz dediğim gibi. Sen ara bir aileni. Tamam, ben hemen arıyorum şimdi. Gel, 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 gel. Yavaş indir abi şuraya. Yavaş indir abi. Yavaş. Oh, kıymetli bir parça. Bayağı kıymetli bir parça. Hadi arkadaşlar. Hadi. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi eyvallah. Abla! Abla duyuyor musun beni? Abla Ferit yardım etsene. Ferit yardım et, açamıyorum. Abla! Açamıyorum ya. Abla duyuyor musun? Suna. Abla beni duyuyor musun? Abla. Abla. Aç. Aç. Suna. Abla. Ay. Ferit yavaş yavaş. Yavaş abla. Ay. Abla. Ay. Suna. İyi misin abla? Seyran su. Ne işim abla. Ya. Bak bir yerine bir şey olmadı değil mi? He? Vurmadılar bir yerine değil mi? Yok yok, olmadı. Hiç hemen. Ay beş dakika daha dursaydı dümdüz nefessiz kalacaktı. Ay. Ay bu eve girmek bu kadar zor olmamalı ya. Daha kolay yolları vardı. Sen bunu seçtin Suna Hanım. Abla. İfakat Hanımlar öğrenmişler senin evde olmadığını. Bir şey dediler mi? He, demedi ama ima etti yani. Ne yapacağız şimdi? Yani normalde böyle bir şey olsa ne yapardınız? Bize mi giderdiniz ha? Normal davranın. Ya tamam ya. Bir sakin olun. Ben Kazım Baba'yı arar hallederim. Ya bir teşekkür edin bana artık ya. Bir teşekkür edin. Ben ne yapıyorum iki gündür? Siz farkında mısınız? Deliye döndüm ben. Deliye döndüm iki gündür ya. Başardık ya, başardık. Suna Hanım. Ben olmasaydım var ya şimdi Antep'te evleniyordun ha. Gel abla gel. Gel oturalım şöyle gel. Ferit Korhan'ın çöplüğü burası. Öter durur şimdi, izleyelim. Gel bakalım ne diyecek. Ayıp oluyor ya. Ha ben daha sizin için ne yapayım ya? Bir deyin bana, ben sizin için daha ne yapayım? Ayıp ya. Yeşilçam bitmişken ayağınıza yeşilçamı getirdim. Hey Seyran Hanım. Şimdi ne olacak? Ne yapacağız? Bir şey olmayacağız. Seni saklayabildiğimiz kadar saklayacağız bu odada. Artık bu oda üçümüzün odası. Artık biz bir aileyiz. Allah'ım
Allah'ım ya Rabbim ya. Bir insan ilk dakikadan pişman edilmez ya. Ferit, bize bir şeyler mi söylesen yemek için, ha? Mutfağa. Söyleyeyim, ne istersiniz? Yani, şu an için hiç fark etmez değil mi abla? Hı hı. Şefika. Çökmüş akşam üstüme, yığmışım yerlere. Kalmışım. Olur olmadık bir anda gelir yakalar bu his seni, ah seni. Yakmışım da ben de yanmışım. Sararmış resmine dalmışım. Yakmışım da ben de yanmışım. Takılmış geçmişe kalmışım. Hiç umurumda değil günlerden nedir, ben sende esir. Hiç umurumda değil günlerden nedir, bu derdi bitir. Sanma sakın anlarlar seni. Dertlerim mi yoksa sen mi, bu işkence daha sürer mi? Yakmışım da ben de yanmışım. Sararmış resmine dalmışım. Yakmışım da ben de yanmışım. Takılmış geçmişe kalmışım. Hiç umurumda değil günlerden nedir, ben sende esir. Hiç umurumda değil günlerden nedir, bu derdi bitir. Sekizinci kahvemi içeyim hala. Sekizinci kahvemi içeyim. Bu kafa durmuyor. Ayılmıyor, dönüyor, çalışıp duruyor. Ama ben onu ya bir kere görsem ha. Bir kere şöyle karşıdan görsem, bir yüz yüze gelsek, ben ona ne yapacağımı bileyim. Ya bir kere gözümün içine bakacak ha. Bir kere. Esma! Bana bir kahve daha yap. Düzgün yap, düzgün. Yoksa bu fincanı kafanda parça pincik ederim. Haydi. Yanına çikolata bir şey koy. Ağzımız leş gibi oldu ha. Haydi. Kız niye oyalanıyorsun? Haydi, haydi. Şu ayaklarını da yere sürtme. Elini kereledim. Senin kafanı mı kırayım, burnunu mu kırayım kızım? Niye oyalanıyorsun? Niye, niye anlamayayım ki? Niye? Niye ya? Etme Kasım. O da ana, onun da işi yanayım. Ya bırak hala, bırak o yılan. Yılan, o var ya her şeyi biliyor, bilmemezlikten geliyor.
Lan ne oluyor? Ne oluyor? Yapma. Bak daha iyi olur. Şey. Yapma. Kim bilir artık alın beni. Dayanamıyorum. Valla bittim ben. Aa, bittim. Kalmadım ben artık. Yapma. Kızlarım kedileri kurtar. Allah da benim canım olsun. Yapma. Zeynep Hanım ablasına sahip çıktı. Nasıl? Ben ölsem de kan vermem. Valla beni. Sen ne diyorsun lan? Kim kime sahipsin? Sen bana yalan mı dedin? Lan yılan! Yeter! Yeter Kasım! Yeter şu kadına ettiğin yeter! Sen karışma ona. Karışırım. Sen karışma. Sen ağaysan ben de ağa kızı Hatice'yim. Ha, görmeyeyim mi şunun bir canı kaldı kadının ya? Git bu seni başka yere dök. Git bu gecikmiş seni başka yere dök. Haydi! Haydi! Git! Bizim üstümüze dökme! Git! Bekle burada, göstereceğim sana. Ha. Esme! Esme! Yapma! Yapma kuzum! Yapma Esme! Yapma! Yenge? Evet. Abla. Abla kalk. Kalk, saklanman lazım. Çabuk kalk, banyoya hadi kalk. Banyo olmaz. Teraz aç. Teraz aç. Teraz çabuk. Bir saniye yenge. Hayırdır yenge? Seyrancığım. Ablandan bir haber var mı? Merak ettim. Henüz yok. Yanlış anlamazsan böyle bir zamanda belki ailenin yanında olmak istersin diye düşündüm. Ben uygun görmedim yenge. Eğer ben şimdi oraya gidersem babam beni de suçlayacaktır. Evet doğru. Ya Kazım baba bir sakin desin. Sonra bakarız duruma göre. Anladım. Düşünemedim, kusura bakma. Çok uzun zamandır bu odaya gelmiyormuşum ben. Manzarasını bile unutmuşum. Kim yapıyor bu odanın temizliğini? Kapı çerçeve böyle mi silinir? Sorma, ben de hep söylüyorum. Parmağım toz oldu. Kullanabilir miyim? Kullan tabii. Halılar yakışmış. Ağam yemeğe gelmeyecek. Haberiniz olsun. Aa, teşekkürler yenge. Abla gel. Çık. Üşüdün mü? Vallahi ucuz atlattık. Vallahi. Of. Abla, şimdi mi söyleyelim sana yemek yoksa sonra mı yersin? Yok Seyran. Siz zaten yemeğe ineceksiniz. Odayı isteyip ne diyeceksiniz ki? Seyran iki canlı derim. Yok vallahi ben aç değilim, teşekkür ederim. Seyran,
Sen hazırlanırken ben de bir aşağının havasını koklayayım. Yani yengem buraya kontrole geldi. Ot kırmayalım, tamam mı? Ha? Bir şey diyeceğim. Çıkarken arkamdan kapıyı kilitleyin, tamam mı? Tamam. Sultan, yemek ne oldu? Dicle ile Carlos hazırlıyorlar. Ben de birazdan geçeceğim. Sultan, benim seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Allah Allah, hayırdır? Gerçi benim de sana söyleyeceklerim var. Ne oldu, bir şey mi oldu? Annenle ilgili. Tamam, gel konuşalım şurada. Ortalık yerde konuşmayalım, gel. Hoş geldiniz Kazım Bey. Bekliyorlar mıydı? Haber verelim. Kazım Bey, kime haber verelim geldiğinizi? Lan! Kızımı görmeye geldim lan. Ha? Sen ne karışıyorsun lan? Ne karışıyorsun? Benim canımı sıkma. Peki efendim. Hoş geldiniz Kazım Bey. Hoş gördük. Bana bak. Latif. Damatla kız nerede benim? Odalarındaydılar. Orhan benim salonumda. İsterseniz sizi oraya alayım. Latif. Benim kızım hangi odada, bana tarif et. En üst katta, çatı katında. Ben size eşlik etseydim. Gerek yok. Gerek yok. Ben bulurum. Mustafa. Söyle. Kazım Hamid o gelen. Aynen. Ama bayağı bir sinirli. Durduk yere ben fırça yedim. Ne olmuş, bir şey biliyor musun? O kadarını bilmem. Kızıma geldim dedi. Eyvallah, sağ ol. Seyran, çok güzel oldun ya. Ya. Seninle de bir gün böyle inşallah beraber doya doya alışveriş yaparız abla. Ya. Halıya sarıp çıkarırsınız artık beni. Yalıya giriş çıkışlarım hep halıyla herhalde bu saatten sonra. Ya abla hayır, saçmalama. Ya sonsuza kadar böyle burada saklanmayacaksın. Her şey geçecek. Merak etme, tamam mı? Buldu. Buldu. Beni buldu. Babam buldu. Kimse seni bulmadı. Saklan.
Kusura bakma baba. Yüzlerimi değiştiriyordum. Kocan nerede? Aşağıda. Aşağıda. Şimdi gelir. Birazdan. Hey. Bir kere soracağım ha. Bir kere. O ablan nerede? Bilmiyorum baba. Bilmiyorum. Hele bir düşün. Anladın değil mi? Herhangi bir değişiklik olursa, bir şey olursa bana mesaj at, tamam mı? Ya da abidine haber ver, o bana söyler. Tamam, anladım. Peki bunun bu yeni işe alınan çocukla ne alakası var? O mevzu başka. Karıştırma şimdi onu. Ferit, ben biliyorum bu bakışı, bu sesi. Sultan, karıştırma diyorum. Tamam mı? Ya o zaman annen niye sorup duruyor bu çocuğu? Sen ona takılma Sultan. İlla takılacağım diyorsan Dicle'ye sahip çık. O çocuğa yanaşmışsın, tamam mı? Allah Allah. Dicle'yle ne alakası var? Harbi bildiğim Sultan. Beni dinle. Hadi. Ferit, bak bir şey biliyorsan söyle, Dicle ne alaka? Sultan tamam, bir şey yok diyorum. Sakin. Hem bir şey olursa sana söyleyeceğim, tamam mı? Sen Dicle'ye sahip çık, yeter. Bulaşmasın o çocuğa. Ferit. Hı. Zaman geçer yanıma. Saçmalama. Ferit. Kazım ağa geldi, çok sinirlenmiş. Kızım göreceğim diye girmiş içeri. Öldürürse yarını, çabuk yetiş kurtar. O kız eve gelmezse anana ne edeceğimi hiç düşündün mü? Sana ne edeceğimi, o anana ne edeceğimi düşündün. Lan sen evlenince benden kurtulacağını mı sandın lan, ha? Vallahi bilmiyorum baba. Lan yalan söyleme, lan yalan söyleme, yalan söyleme. Ablan nerede? Ben her şeyi bileyim, konuşsana kız. Konuşsana, beni rezil kepaze mi edeceksiniz lan? Ha, beni rezil kepaze mi edeceksiniz? Nerede o ablan? Konuşsana. Kız konuş, konuşsana. Baba lan. Durul. Durul. Durul baba. Baba. Öldüreyim mi lan ha? Katil mi edeceksiniz lan siz? Lan katil mi edeceksiniz? Duyuyor, konuşmuyorsun. Konuşmuşum. Böyle sesini kesip oturacağım ha. Lan. Lan insanın sesi nasıl kesilirmiş ki? Baba. Gel 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 hele gel. Gel. Beni kontrol edeceksiniz ha. Thank you.
Zeyran gel. Gel Zeyran. Thank you.